İngiltere'nin en büyük turizm fuarı FESPO'ya katılan Türk turizmciler adeta gövde gösterisi yaptılar. Ülkemizin güzellikleri Zürih'te 350 metrekarelik standlarda davetlilere anlatıldı. Kültür ve Tanıtma Adeşeliği standı, Türk Hava Yolları, Sun Express Hava Yolları, Türk İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği, Otel ve Seyahat Acenteleri standlarını ziyaretçilerinin akına uğradı. Çeşitli yörelerimize ait halk oyunları gösterileri ve Türk halk müziği ezgileriyle hem kültürümüzün tanıtılması hem de standa olan ilginin canlı tutulması sağlandı. Türk turizmcilerin standlarında Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm tesisleri tanıtılırken fuar boyunca ülkemiz hakkında bilgiler verildi. Zürih Kültür ve Tanıtma Adeşesi Pınar Bilgen, 2012'yi memnuniyetle kapadıklarını, 2013'te ise yeni rekor beklediklerini söyledi. Pınar Hanım, İsviçre sizi çok sevdi, siz de İsviçre'yi çok sevdiniz. Son fuarım dediniz geçen sene ama bu sene yine buradayız, yine birlikteyiz. Bu seneki turizm yılını bir değerlendirecek olursak, fuar çalışmalarını değerlendirecek olursak, sizden birinci ağızdan bilgi alabilir miyiz? Tabii. Dediğiniz gibi bu sene de buradayım. Belki pek çok ateşeye nasip olmayacak bir şey olarak dördüncü kez fuarları yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bizim için çok verimli geçti fuar. Yetişmekte zorlanıyoruz açıkçası taleplere. Gerek mutfağımızda gerek informasyon deskimizde. Katılımcılarımız da oldukça memnun. Çok verimli geçiyor. Diğer fuarlar yani Cenevre ve Luzern açıkçası bu kadar verimli geçmemişti. Biz de olan ilgiye şaşırdık. Tabii Cenevre ve Luzern'in verimli geçmemesinin nedeni bu iki fuarın ziyaretçi sayısının düşük olmasıydı. Ama bir kez daha gördük ki fuara ziyaretçi gelince o ziyaretçilerin neredeyse hepsi bizim standımıza gelebiliyor. Tabii bunun için de onları çekebilmek için de buradan olabildiğince etkinlik yapmaya çalışıyoruz. İşte bildiğiniz gibi açık büfemiz var, çay kahve servisimiz var, halk oyunları ekibimiz var. Samsun Devlet Klasik Türk Müziği topluluğumuz geldi. Onların verdiği konserler var. Fotoğraf, siyah beyaz fotoğraf sergimiz var. Zaten katılımcılarımız çok renkliler. İşlerini çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla bizim için fuar, özellikle Zürih fuarı çok çok iyi geçiyor şu an. Yorulduk ama değdi denilebilecek bir fuar açıkçası. Sezona bakarsak biz geçen seneyi 360 bin civarında bir rakamla kapattık. Tabii bu sadece İsviçre pasaportu sahibi olanların sayısı. Genel olarak baktığınızda yaklaşık 400-450 bin civarında bir işlem hacmimiz var. Her zaman söylüyoruz bunu zaten. İstatistiksel olarak bir sıkıntımız var ama bunun bakanlığımız tarafından da giderilmesini dört gözle bekliyoruz. Yeni sezon yani 2013 içinde çok umutluyuz. Çünkü şimdiye kadar hem Türk kökenli seyahat ajantalarımız ve tur operatörlerimizden hem de diğer İsviçreli tur operatörlerinden aldığımız bilgilere göre Ocak ayı satışları çok çok iyi gidiyor Türkiye'nin. Bu da demek ki yine geçen sene yani 2012'de %8 oranında bir artışımız vardı. Bu sene de en az %10 civarında bir artışımız olacak gibi görünüyor. Biz umutluyuz bu sezondan da. Güzel geçecek diye ümit ediyoruz. Daha çok Türkiye'yi gösterebilir, görünebilir kılmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Fuarlar bunun bir vesilesi. Bunun dışında biliyorsunuz reklam faaliyetleriyle de devam ediyoruz. Onun dışında bir iki projemiz daha var. Bir geçen seneki işte müzikal projesi, ondan önceki seneki Globus projesi gibi. Bu sene de Zürich Fest'te ve Winterthur Music Fest'te yer almak istiyoruz. Bunun görüşmelerini yapıyoruz şu an. Onun dışında yine film festivalleri için hazırlıklar yapıyoruz. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Türkiye için. Arkadaşlarımla beraber, hep beraber. Fuara katılanlar ilgiden oldukça memnundu. Ufuk Bey, Türkiye'den geldiniz Zürich Turizm Fuarı'nda. Türkiye'yi tanıtıyorsunuz. İlgi, alaka standınıza, Türkiye'ye nasıl bu sene? İlgi ve alaka gerçekten çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Zaten Bentur olarak geniş bir programımız var. İstanbul, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, artı round trip dediğimiz Kapadokya turları, mavi turlara, çeşit mavi turlarımız var programımızda. Artı bir de golf olarak bayağı bir iyi golf bir nokta. Golf sporuna gittikçe ilgi de çok artıyor değil mi? Kesinlikle, çünkü Avrupa'nın genelinde golf sporun fiyatları da
şu an düşmek üzere. Daha çok Massensport, bir Almanca kelime oldu, Massensport olarak olma yolunda. Yıllar önce tenisin yaşadığı gelişmeleri yaşıyor golf sporu. Dolayısıyla bayağı bir ilgi var. Belek bölgesi de buna ilaveten golf sahalarıyla 20 kilometre içerisinde 14 tane golf sahamız var. Uluslararası standarda göre de yüksek kalitede golf sahalarımız var. Size şunu sorayım. Türkiye'de yaşayan birisi olarak, İsviçreliler Türkiye'ye turist olarak geldikleri zaman tesislerden verilen hizmetten memnun kalıyorlar mı? Bunu size birebir bahsediyorlar mı? Birebir bahsediyorlar çünkü misafirlerimizle bizzat ilgileniyorum. Çok yüksek derecede bir memnuniyet söz konusu. Çünkü Türkiye'nin misafirperverliği, profesyonel çalışma sistemiyle beraber gerçekten unutamayacağı tatilleri geçiriyorlar. Bu seneki görmüş olduğunuz ilgi, alaka nasıl? Memnun musunuz bu seneki çalışmalardan? Bu yılki ilgiden çok memnunuz. Müşteriler bu yıl daha bilinçli bir şekilde geliyor. Biraz erken satış rezervasyonları gayet iyi gidiyor. Artı gelen insanlar genellikle sadece deniz kum değil, kültür turizmine de daha çok ilgi gösteriyorlar. Bilhassa Kapadokya ve İstanbul'a ilgi yoğun bir şekilde var. Şehir turları ne? İşte İstanbul şehir turu oluyor zaten. Städte Reisen dediğimiz şehir turu oluyor. İstanbul'da da ilgi çok daha iyi. Artı bu yıl bir de futbol, yani futbol dediysem daha doğrusu spor turizmi Türkiye'mizde kışın daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Golf, tenis, futbol, futbol kampı. Bildiğim kadarıyla da herhalde birincilik takımlarından 5-6 tanesi, 4 tanesi, 4 tanesi İsviçre birincilik takımlarından Türkiye'yi ziyaret etti, kamp yaptı orada. Yani İsviçre'de Türkiye'ye karşı ilgi ve alaka gün geçtikçe daha da iyi oluyor. Her sene artıyor. Evet, her sene artıyor. Bu satış grafiğinden de belli zaten. Bu yıl bilhassa Ocak ayında sadece İsviçre'de değil, gelen otelci arkadaşlarından da edindiğimiz bilgilere göre diğer pazarlar, Avrupa pazarlarında da yoğun bir artış var. Oteller bu sene yani gayet memnun hayatından, öyle söyleyeyim. Bu sene Türkiye turizmde rekor kıracak diyebilir miyiz şimdiden? Zannediyorum öyle. Çünkü şimdiden çoğu otellerde bizim stop sale dediğimiz yani satışı durdurma faksları, mailleri gelmeye başladı. O yüzden de benim bilhassa vatandaşlara tavsiyemiz, eğer otelde rezervasyon yapacaklarsa rezervasyonlarını şimdiden yapsınlar ki istedikleri otelden yer bulsunlar ve erken satış rezervasyonlarıyla da ucuz fiyatlardan yararlansınlar. Biz sadece 4 ay ya da 5 ayla sınırlı değil, 12 aya yayma çabalarımız var bizim turizmi ve bu bölge 12 ay spor yapabileceğiniz, denize girebileceğiniz ve antik şehirleri gezebileceğiniz, termal havuzları kullanabileceğiniz, termal otellerde konaklayabileceğiniz, 12 ay tatilin tadını çıkarabileceğiniz bir bölge.